Herkese merhabalar Tonguç Akademi'de birlikteyiz ikinci dönem ikinci yazılı kampı kaldığı yerden devam ediyor gençler bugün biliyorsunuz biyoloji yazılıya hazırlık videosuyla karşınızdayız arkasından da tarih coğrafya İngilizce din videoları sizlerle birlikte olacak yazılı kampını bitirdiğimiz zaman yazılılara süper bir şekilde hazırlanmış olacağız tabii eksiklerimizi nasıl kapatabiliriz onlardan da biraz bahsedeyim gençler hemen yazılıya hazırlığa başlayayım önce Öncelikli olarak 10 Dinamo'dan ikinci dönemin sonunda olduğumuza göre çözmediğiniz hiçbir kısmın kalmamış olması gerekiyor. Yani kitabın tamamını çözmüş olmanız gerekiyor. Kitabın sonlarında yazılı hazırlık sayfaları koyduk gençler. Okulda yazılı da çıkabilecek sorulara çok yakın sorular seçtik. O yüzden mutlaka yazılı kısımlarını çözün diyeyim tüm derslerden ikinci dönem yazılı notlarımızda çıktı biliyorsunuz. Gençler edebiyat, tarih, coğrafya, matematik, fizik, kimya, biyoloji ikinci dönemin tüm önemli konuları hocanın yazılı da sorabileceği başlıklar yazılı notlarımızın içerisinde yazılıya giderken çantanıza koysanız teneffüste baksanız çok fazla derecede işinize yarayacaktır yazılı notları diyeyim. Hazırsanız yazsanın arkanıza başlayalım. Şimdi öncelikli olarak tabii ki konularımızdan biraz bahsetmek istiyorum. Kalıtım konusu uzun bir konu gençler. Başını bilmeyince sonunu yapabilmek de mümkün değil. Kalıtımın son kısımlarından da ikinci yazılı da sorumluyuz. Son kısımlarına neler denk geliyordu? Eş baskınlık ve çok alellik kısımları denk geliyordu gençler. Eş baskınlık dediğimiz zaman Mendel'den sonra bulunan bir baskınlık durumundan bahsediyorduk. Bu özelliğe sahip bireylerde iki tane farklı gen yan, yan yana geldiği zaman bir tanesinin özelliği görülmüyordu. Eş baskın oldukları için iki genin birden özelliği görülüyordu. Mesela kırmızı çiçekleri KK ile gösteriyorduk. Beyaz çiçekleri BB ile gösteriyorduk. İki geni birden taşıyan KB genotipine sahip bireyler ise kırmızı beyaz çiçekli oluyorlardı. Yani çiçeğin bir kısmı beyazken bir kısmı kırmızı oluyordu. AB kan grubu sistemi de eş baskınlığa örnekti. Çok allerli kalıtım dediğimiz zaman da aslında diploid bireylerde her genden kaç tane bulunacaktı? 2 ama bazı özelliklerin birden fazla alleli bulunabiliyordu gençler. O zaman biz buna çok allelli kalıtım ismini veriyorduk. Hani allelleri A1, A2, A3 şeklinde gösteriyorduk ama unutmuyorsun diploid bir canlıda iki tanesi yan yana gelecek. Sonra eşeğin belirlenmesi ve eşeğe bağlı kalıtım kısmına gelmiştik. Her zaman vücut kromozomlara özelliklerin kalıtılmasını sağlamıyor. Bazı özelliklerin kalıtımını ise cinsiyet kromozomları mı sağlıyordu? X kromozomuna bağlı kalıtımı ve Y kromozomuna bağlı kalıtımı görmüştük. X kromozomuna bağlı mesela renk körlüğü çekinik genlerle aktarılan bir özellikte. Hemofili yani kanın pıhtılaşmaması, pıhtılaşmada gecikme durumu da X kromozomuna bağlı çekinik genlerle aktarılıyordu. Sadece çekinik genlerle mi aktarılır? Hayır, baskın genlerle de aktarım söz konusu olabilir. Mesela bozuk dentin hastalığı, çarpık dişlilik dediğimiz durum X kromozomuna bağlı baskın genler ile kalıtılıyordu. Y kromozomuna bağlı kalıtıma baktığımız zaman Y kromozomu sadece erkek bireylerde olduğu için babadan oğula geçiş söz konusu oluyordu. Yani bir sülalinin tüm erkek bireylerinde bu özelliğin görülmesi e, gerekiyordu. Buna da örnek olarak ne vermiştik? Kulak kıllılığı Y kromozomuna bağlı kalıtımdı. Tabii normal mendelin bulduğu genetik kavramlar, eş baskınlık çok halallilik soy ağaçları üzerinde gösteriliyordu gençler. Soy ağaçları soruları çok fazla derecede karşımıza çıkar. Ben de yazılının içerisine soy ağaçlarını koydum diyeyim. Soy ağaçlarına baktığımız zaman dişi ve erkek bireyler vardı. Bunların arasına tek bir çizgi konulduğu zaman evli oldukları görülüyordu. Sonra bunlardan sırasıyla çıkan çocukları çizilmiş oluyordu. Genellikle renkli olarak belirttiği bireyler soruda zaten bize söyleyecek belirli bir özelliğe sahip bireylerdi. Akraba evlilikleri ve genetik varyasyonlar konusunu da görmüştük. Ee, akraba bireyler bazı çekinik özellikleri gösterdikleri için çocuklarında bu çekinik genlerin yan yana gelme ihtimali fazla olduğu için akraba evlilikleri yapmamamız gerekiyordu. Mesela nasıl bir örnek vereyim? Diyelim ki bir tane hastalığa sebep olan gen var, çekinik bir gen. Bir kişi büyük A küçük a genotipine sahip olursa hastalık bu kişide dışarıdan bakıldığında görülmez, içeride de herhangi bir etki göstermez. Baskın geni var ama bu hastalıkla ilgili geni yaşıyor. Akrabası olan birey de yine aynı özelliğe sahip olabilir. Olma ihtimali çok yüksektir gençler. Evlendikleri zaman hastalık genlerinin yan yana gelmesi hasta çocuklarının dünyaya gelme ihtimali artıyor. Ama bu bir ihtimal meselesiydi. Akraba insanlar evlendiği zaman illaki hastalı çocukları olacak diye bir şey yok. Bu ikisi evlenirler. Büyük A, büyük A genotipine de sahip çocukları olur. Kendileri taşıyıcıydı. Çocukları yüzde yüz sağlıklı da olabilir. Veya sen gidersin dünyanın bambaşka bir yerinden biriyle evlenirsin. Yine çekinik genli birine denk gelirsin. Bu genler bir araya gelir ve hastalıklı bir çocuk dünyaya gelir bilir diyeyim. Gençler akraba evliliklerinde oran artıyordu. Sonra üçüncü ünitemiz olan ekosistem ekolojisi kısmına geçmiştik. Yazılda da ekosistem ekolojisi daha ağırlıklı olarak gelecektir gençler. Ekosistem ekolojisine baktığımız zaman ilk olarak bilmemiz gereken birkaç tane tanımdan bahsetmiştik. Organizma yani tür dediğimiz zaman doğada insan zorlaması olmadan çiftleşebilen çiftleştiğinde verimli döl verebilen canlılara tür ismini veriyorduk. Aynı tür canlılar sınırları belli bir alanda bir araya geldikleri zaman popülasyonları meydana getiriyorlardı. Sınırları belli bir alanda birden fazla canlı türü birden fazla popülasyon bir araya geldiğinde de komüniteler meydana gelmiş oluyordu. Sen tuttun komünitelere a biyotik faktörleri yani cansız faktörleri dahil ettin. O zaman ekosistemler meydana geliyordu. Akdeniz ekosistemi yani Akdeniz'de yaşayan hem canlılardan hem cansızlardan bahsediliyor demektir. Ekosistemlerin büyüklerine biyom ismi veriliyordu. Tropikal yağmur ormanı biyomları, çöl biyomları gibi Dünya üzerinde canlıların yaşadığı tab tabakanın tamamına birden de biyosfer veya ekosfer ismini veriyorduk diyeyim gençler. Habitat ne demekti? Canlının yaşamını en iyi sürdürebildiği alanlara habitat ismi veriliyordu. Yani kısacası canlının adresi diyebiliriz. Canlılar zaman içerisinde tabii ki habitatlarını değiştirebilir. Ekolojik nişe baktığımız zaman işten aklımızda kalacaktı. Ekosistemde canlının gerçekleştirdiği görevlerin tamamına birden ekolojik niş diyorduk. Ekoton ise iki ekosistemin kesişim noktasıydı. Canlı çeşitliliği çok birey sayısı azdı. Çünkü hem bu ekosisteme uyum sağlamış bireyler yer alabiliyordu hem de şu ekosisteme uyum sağlamış bireyler yer alabiliyorlardı. Ekosistemi etkileyen faktörlere bakacak olursak bir abiyotik faktörlerimiz bir de biyotik faktörlerimiz vardı. Biyoloji. Biyo ne demekti? Canlı. Loji bilim demek. Biyoloji canlıları inceleyen bilim dalı. Abiyo cansız faktörlerden bahsediyoruz. Işık, sıcaklık, iklim, toprak, mineraller tabii ki cansız faktörlere örnek olacak. Biyotik faktörler dediğimiz zaman da ekosistemde yaşayan canlılardan bahsediyoruz. Bunları da ekolojik nişlerine veya beslenme çeşitlerine göre gruplandırabiliyoruz. Ekolojik nişlerine göre gruplandıracak olursak mesela üreticiler ekosistemde çok önemli canlılardır. İnorganik maddelerden organik madde sentezini gerçekleştirirler. Bu işi eğer ışık kullanarak yapıyorlarsa fotoototrof, kimyasal enerjiyi kullanarak yapıyorlarsa kemoototrof ismini veriyoruz. Tüketiciler ise kendi besinini kendi sentezleyemeyen, doğadan hazır olarak alan canlılardır. Bunları da yine beslenme şekline göre gruplandırabiliyorduk. Holozoik beslenenler vardı. Yani besinlerini katı parçalar halinde alanlar vardı. Otcular, herbivorlar, etçiller, karnivorlar hem de hepçiller yani hem otla hem etle beslenen omnivorlar vardı. Simbiyotik yaşayanlar bu senenin konusu değil ama 11. sınıfın biyolojinin yine son ünitesinde bu konunun devamı. Komünite ve popülasyon ekolojisi dediğimiz bir ünite göreceksiniz. Orada iki veya daha fazla canının nasıl birlikte yaşadığını öğreneceksiniz veya parazit olarak beslenme de söz konusu olabiliyordu. Ayrıştırıcılar ise ekosistemdeki tüm canlılar öleceğine, tüm canlılar organik atık oluşturacağına göre bunları da parçalayacak bir canlıya ihtiyaç var. Ayrıştırıcı canlılar organik maddeleri inorganik maddelere dönüştürerek ekosistemin devamlılığını sağlıyordu. Bazı bakteriler, bazı mantarlar, cıvık mantar dediğimiz protistler ayrıştırıcı canlılara örnekti diyeyim. Sonra beslenme şekillerine göre ve ekolojik nişlerine göre canlıları e, gruplandı biliriz dedik. Bunların üstünden geçtim gençler. Şunu da tekrar hatırlatmış olayım. Ekosistemde çok nadiren de olsa hem kendi besini kendi üretebilen hem de doğadan hazır alabilen canlılara rastlıyoruz. Bunların en güzel örneklerinden bir tanesi Öglena'dır. Öglena tek hücreli kamçısıyla hareket eden bir canlıydı. Kloroplastları var, fotosentez yapıyor ama besin ihtiyacını dışarıdan karşılayabiliyor. Böcekçil bitkiler veya sinek kapanı düşündüğün zaman yine fotosentez yaparak kendi besini kendi üretebiliyor ama yakaladığı sineklerden de azot ihtiyacını karşılıyor. Yani azot ihtiyacını karşılama bakımından heterotrof bir canlıydı. Ekosistemlerde madde ve enerji akışı kısmı çok 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 önemli. İnanılmaz derecede sorusu geliyor. Yazılıda da mutlaka bir tane sorunuz olacaktır gençler. Ekosistemde canlılar tabii ki birbirleriyle beslenerek bir besin zinciri oluşturacaklar. Bu besin zincirlerini piramit haline getirdiğimiz zaman da besin piramitleri, meydana gelmiş oluyor. Besin piramitlerine baktığımız zaman üretici canlılar her zaman besin piramidinin en alt basamağında olmak zorunda. Üretici canlıların yer aldığı en alttaki Kısma birincil trafik düzey ismini veriyoruz. üretici kim yedi? Birincil tüketici, onu ikincil tüketici, onu üçüncü tüketici, onu son tüketici tarzında yukarıya doğru gidecek. Her bir basamağa trafik düzey diyeceğiz. Cümlelere düşme. Birincil tüketiciler birinci trafik düzeyde yer alır. Hayır. Birincil tüketiciler ikinci trofik düzeyde yer alır. Ekosistemde yer alan tüm canlılar ölebileceğine göre ayrıştırıcılar besin piramitlerinin her basamağında görev yapacaklar. Üreticiden son tüketiciye doğru da birey sayısı azalır. Biyokütle azalır. Aktarılan enerji azalır. Biyolojik birikim dediğimiz ağır metal gibi canlı vücudunda kaldığı zaman atılamayan maddelerin miktarı artar. Genellikle kelimesini unutmuyorsun. Vücut büyük de tabii ki artar diyeceğiz gençler. Buradan da madde döngülerinden bahsetmiştik, ekosistemde su döngüsü karbon döngüsü, azot döngüsü gibi madde döngüleri söz konusudur. Ekosistemde canlılar bazı maddeleri vücutlarının yapısına katıyorlar ama eğer yapıya katıp yok olsaydı bu maddeler ekosistemin bir süre sonra sonu gelirdi. Haliyle maddelerin devirsel olarak dönmesi lazım. Atmosferle yer küre, canlılar arasında bu maddelerin dönüşü söz konusu oluyor diyeyim gençler. Özellikle azot döngüsünü unutmayın. Azot döngüsünden de mutlaka yazılınızda soru gelecektir. Diyeyim. Sonra güncel çevre sorunları ve insan kısmına geçmiştik. Hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği, radyoaktif kirlilik, ses kirliliği gibi kirliliklerden bahsetmiştik. Hava kirliliğine bağlı olarak asit yağmurları meydana geliyordu. Sere etkisinin artması sonucunda küresel iklim değişikliği, küresel ısınma meydana geliyordu. Toprağın verimli üst katmanın aşınmasına erozyon ismini vermiştik. Ekosistemde tüm canlıların mutlaka bir görevi vardır gençler. Ekosistemdeki canlıların neslinin yok olması demek, ekosistemin sonunun gelmesi demek. O yüzden de canlıların doğal yaşam alanlarını mutlaka korunması gerekiyor. Orman yangınları, çevre kirliliği gibi faktörler canlıların doğal alanlarının e, yok olmasına sebep oluyor Bu da haliyle biyolojik çeşitliliğin azalmasını sağlıyor İnsanların çevre kirliliğindeki rolünü daha iyi anlayabilmek için ekolojik ayak izi, su ayak izi ve karbon ayak izi gibi kavramlar ortaya atılmıştı. Bir bireyin, bir ülkenin, bir fabrikanın ekosisteme bıraktığı karbon miktarı onun karbon ayak izini oluşturuyordu. Bir malın üretiminde suya verilen zarar su ayak izine meydana getiriyordu. Ekosisteme verdiğimiz zararın tekrar telafi edilmesi için gerekli büyük coğrafik alanlarda ekolojik ayak izi ismini veriyorduk diyeyim. Gençler buradan sorulara geç. Soruları anlatırken de aralarda tabii ki ben size birkaç birkaç bir şeyler söylemeye çalışacağım. Hoca öyle sormaz, böyle sorarsa aklınızda kalsın diye. Şimdi başlıyorum. Ekotonlarda tür çeşitliliği fazla, birey sayısı azdır. Ekoton neydi? İki ekosistemin kesişim noktasıydı. Yani bu ekosisteme ait bireyler de var, bu ekosisteme ait bireyler de var. İki ekosisteme de ait bireyler bulunduğu için tabii ki burada canlı çeşitliliği yani tür çeşitliliği fazla olacak. Ama mutlaka birey sayıları azdı. Rekabetin fazla olduğu alanlardan bahsediyorduk yani doğru. Amonyağın nitrite, nitritin nitrata dönüşmesine nitrifikasyon denir diyor. Azot döngüsünün şu kısmı çok önemliydi. Canlıların organik atıkları ya da ölüleri meydana gelecekti. Bunların yapısındaki azotlu bileşikler toprağa karışsın diye devreye kim girecekti? Ayrıştırıcı canlılar. Ayrıştırıcı canlılar bunu neye dönüştüreceklerdi? Amonya. Amonya gelecekti. Nitrit bakterisi dediğimiz bakteriler NO2'ye yani yani nitrite dönüştüreceklerdi nitrat bakterisi dediğimiz bakterilerde NO3'e dönüştürmüş olacaklardı yani nitrata nitrat halindeyken de tabii ki bitkiler topraktan bu azotu alabiliyorlardı. Bu da bizim için doğru oldu üretici, tüketici, ayrıştırıcı gibi biyotik faktörler ile sıcaklık, iklim, ışık, pH, toprak ve mineral gibi abiyotik faktörün toplamı ekosistemi meydana getirir. Ekosisteme aslında ne diyebiliyorduk? Komünitelere tutar da bir de abiyotik faktörleri eklersen ekosistemler meydana geliyordu. Yani sınırları belli bir alandaki hem canlılardan hem cansızlardan bahsediyorum. Tanımada baktığın zaman hem canlıları yazmış hem de cansızları yazmış. Tabii ki ekosistemi meydana getirecek doğru. Ekolojik nişlerine göre canlılar üretici, tüketici, ayrıştırıcı olmak üzere üçe ayrılır diyor. Ekolojik niş ekosistemdeki görevleriydi. Canlıların ekosistem sistemdeki görevlerine baktığımız zaman da üretici, tüketici, ayrıştırıcı olarak tabii ki üçe ayrıldığını görebiliyoruz. Besin piramidinde aşağıdan yukarıya doğru genellikle vücut büyüklüğü azalır diyor. Şimdi baktım besin piramitlerini düşündüğüm zaman mesela şurada Örnek üstünden gideyim. Ot olsun. Otu kim yedi? Çekirge. Çekirgeyi kim yedi? Kurbağa. Kurbağayı kim yedi? Yılan şeklinde besin piramidi devam ediyor. Üreticiden son tüketiciye doğru gidildikçe genellikle vücut büyüklüğü ne yapar gençler? Ar, tar diyeceğiz. Mesela yılan kimi yedi? Kurbağayı. Yılanın vücut büyüklüğü çok daha fazla. Niye genellikle kelimesini kullanıyoruz? Mesela ben tutup inek yiyorum. İnek yediğim zaman vücut kütlesi aslında benden daha fazla. O yüzden genellikle dediğimizi unutmayın diyeyim. Gençler bu bizim için yanlış oldu. Doğru yanlış sorularımla devam ediyorum. Bitkilerin azottan faydalanabilmesi için azotun amonyak, nitrit ve nitrat formunda olmalı gerekiyor Şimdi az önce azot döngüsünü çizdim azot döngüsünde ne dedim organik atıkların amonya dönüşmesi amonya nitrite nitritin nitrata dönüşmesi lazım bitkiler kullanabilsin diye amonyak halindeyken bitkiler kullanabiliyor gençler o yüzden bu değişim söz konusu oluyor diyeyim hemen bunu yanlışa çevirmiş oldum ayrıştırıcı canlılar besin zincirinin en üst basamağında yer alır diyor. Besin zincirlerini, besin piramitlerini düşündüğümüz zaman ayrıştırıcı canlıları besin piramitlerinin neresine koyuyorduk? Her yerine birden koyuyorduk. Çünkü besin piramidinde yer alan tüm canlılar ölebilir. Otta, çekirgede, yılan da, kurbağa da ölür. O yüzden de bu canlılar besin piramidinin her basamağında yer alacaklar. Yani en üst basamakta değil. Küresel ısınma sonucu buzullar erir, deniz seviyesi yükselir, sel, kuraklık, çölleşme ve biyolojik çeşitlilik artar demiş. Buraya kadar doğru katılıyorum. Küresel ısınma ne demekti? Biraz sera etkisinden de bahsedeyim. Şurayı güneş olarak hayal et. Şurası da dünya. Normal şartlarda dünyadan salınan gazlar sonucunda dünyanın etrafında sanki bir seranın üstü gibi düşün. Tabaka oluşması sağlanıyor ki bunun olması lazım. Güneşten gelen ışınlar dünyaya çarpıyor, geri yansıyorlar. Bu tabaka sayesinde ısının bir kısmı şuralarda hapsoluyor. Dünyanın olması gereken sıcaklığı korunmuş oluyor. Eğer bu tabaka olmasaydı, e, istenilen sıcaklık meydana gelmezdi. Ama biz ne yapıyoruz? Sera etkisini arttırıyoruz. Dünyadan o kadar çok zararlı gazlar çıkarmaya başladık ki bu sera etkisinin oluşumunu sağlayan tabaka kalınlaştı. Kalınlaşınca güneşten gelen ışınlar yansıyor, içeride daha fazla hapsoluyor. Sera etkisinin artması sonucunda küresel anlamda da ısınma yani dünyanın şu an var olduğu sıcaklığın üstüne çıkması söz konusu oluyor diyeyim. Haliyle dünyanın çok büyük bir kısmı buzullardan meydana geliyor. Buzulların erimesi, su kütlesinin miktarının artması, şimdi kara olarak bildiğimiz alanların sular altında kalması, bazı yerlerdeki suların buharlaşmasından dolayı oraların kuraklaşması, çölleşmesi söz konusu olacak küresel iklim değişikliğine bağlı olarak bazı canlıların nesli tükenecek hatta birçok canlının neslinin tükenebileceği düşünülüyor. O yüzden çeşitlilik artar diyemeyiz, azalır dememiz gerekiyor gençler. Bu yanlış oldu. Bir malın üretiminde kullanılan toplam yağmur suyuna mavi su ayak izi denir diyor gençler. Bir malın üretiminde kullanılan toplam yağmur suyu miktarına yeşil su ayak izi ismini veriyorduk. Yani bu bizim için yanlış. Atmosfere salınan karbondioksit miktarı azaldıkça karbon ayak izimiz de tabii ki küçülecek. Karbon ayak izimizin büyüklüğü azalacaktır diyeyim gençler. O zaman burası bizim için doğru oldu. Haliyle doğru yanlışları bitirdik. Biraz da bakalım boşluk doldurmalarda neler sormuşuz gençler. Ekosistemde enerji akışı nokta nokta yönlüdür diyor. Şimdi ekosistemleri düşündüğümüz zaman tabii ki burada yer alan canlılar var. Üreticiden son tüketiciye doğru gidiyorlar. Ekosistemdeki enerji akışı üreticiden son tüketiciye doğru tek yönlü olarak gerçekleşiyor. Yani otu çekirge yediği zaman ottan çekirgeye enerji jaktarı aktarımı oluyor. Çekirgen nota geri dönüş yok. Bir türün yaşamsal faaliyetlerini en iyi şekilde devam ettirebildiği ve doğal olarak yaşadığı ortama ne ismini vereceğiz? Habitat ismini vereceğiz. Canlılar zaman içerisinde habitatlarını değiştirebilir unutma. Mesela göçmen kuşlar buna çok güzel bir örnektir. Kuş yaşıyor. Bakıyor havanın sıcaklığı değişti. Artık burası benim yaşamam için uygun değil diyor. Ben bilmem ne ülkesinden, bilmem ne ülkesine göç davranışını gerçekleştireyim diyor. Habitatların büyüklüğü de değişkendir. Bir tane de işte Japon balığı için evdeki akvaryum habitat olurken balinalar için denizler bile habitat olamıyor. Büyük okyanuslara ihtiyaç duyuluyor. Dünya üzerinde canlıların yaşayabildiği alanların tamamına birden ne ismini veriyorduk? Canlı tabakası yani biosfer ismini veriyorduk veya ekosfer de diyebiliriz gençler. İkisini birden yazmış olayım. Ekosistemde canlılar beşler. Beslenme şekillerine göre üçe ayrılacak. Bir kendi besini kendi üreten yani ototrof beslenme özelliğine sahip canlılarımız var. Bir de besin ihtiyacını doğadan hazır olarak karşılayan heterotrof canlılarımız var. Bir de ikisini birden yapabilen yani hem ototrof hem Heterotrof beslenme özelliğine sahip canlılarımız var. Atmosferde bulunan bazı gazların güneşten dünyaya gelen ısıyı tutmasına nokta nokta denir. Biraz önce şeklini çizdim. Isı geldiği zaman bunun tutulmasına ne ismi veriliyordu? sera etkisi deniyordu. Sera etkisi kötü bir şey değil. Sera etkisinin artması kötü bir şey. Bu gazların artmasıyla atmosferde tutulan ısı miktarının artması sonucu nokta nokta meydana gelir küresel ısınma veya küresel iklim değişikliği tabii ki meydana gelir diyebiliriz gençler. Hemen tabii ki boşluk doldurmalarla devam edeyim. Başka hangi soruları yazmışız? Azotlu ve fosforlu bileşiklerin sulara karışması suda bazı bitki ve aşırı derecede çoğalmasını e, meydana getiriyordu. Hatta ülkemizde de geçen sene görüldü. Suyun üzerinde sanki bir tabaka varmış gibi bir yapı oluşuyor. Atlara oksijen ulaşamıyor. Balıklar ölmeye başlıyor. Ayrıştırıcı canlı sayısı aşırı derecede artıyor. Kokuşma, oranın yaşlanması, pis kokması, kirlenmesi söz konusu oluyor. Bu olaya ne ismini vereceğiz? Ötrofikasyon ismini vermiş olacağız. Ya hocam suda bitki ve artsın. Bunlar fotosentez yapan canlılar. Suyun iyi olmasını sağlar gibi düşünmeyin aşırı bir artış söz konusu diğer canlıların yaşamasına artık olanak sağlanmıyor diye her trofik düzeydeki canlıların Toplam kuru ağırlığına nokta nokta denir diyor. Şimdi trofik düzeyleri düşündüğümüz zaman şurada üreticiler, şurada birincil tüketiciler 2 3 diye yukarıya doğru gidiliyordu. Buradaki kuru ağırlık yani vücutlarından su çıkartıldığı zaman toplam kütleden bahsediyoruz. Toplam kütleye de biyo kütle ismi veriliyordu. Üreticiden son tüketiciye doğru gidildikçe biyo kütle azalır unutmayın. Biyo kütle başka bir şey, bireysel kütle başka bir şey. Bireysel kütle benim kütlemdir. Biyo kütle ise tüm insanların kuru ağırlığı anlamına gelecek. Besinlerini katı parçalar halinde alan canlılara nasıl besleniyorlar demiştik. Holozoik besleniyorlar demiştik. Bitkilerle beslenen koyun, inek gibi hayvanlara da ne ismini veriyorduk? Her bir vo Or canlılar ismini veriyorduk. Yani otçul beslenme gerçekleştiriyorlar. Nasıl aklımızda tutmuştuk? Holozoik beslenme katı parçalar halinde almak demektir. Bunlardan birincisi her bir yani otçul canlılardı. Ot her yerde oradan aklınızda kalsın. Karnivor dediğimiz canlılar ise etçil beslenme özelliğine sahipti. Et yiyenlerin karnının büyük olması lazım. Karnivorlar etçiller tabi uyduruyorum ben bunları. Omnivorlar dediğimiz zamanda. Ee, ikisini birden gerçekleştiriyorlar hem otçul beslenme özelliğine hem etçil beslenme özelliğine sahipler çizgi filmden de aklınızda kalabilir gençler Hani uzaydan gelen her canavara dönüşebiliyor ya o yüzden ikisiyle de her şeyle de beslenebiliyor gibi aklınızda tutun yani kendi kendinize bir kodlama yaparsanız aklınızda kalması çok daha uzun süreli olur bir beslenme ilişkisinde yarar gören canlıya nokta nokta zarar gören canlıya nokta nokta da denir. İki canlı varmış. Bu iki canlı birlikte yaşıyorlarmış. Biri yarar görüyormuş, diğeri zarar görüyormuş. Yarar gören canlı o zaman ne olacak? Parazit canlı olacak. Zarar gören ise onun konağı olacak diyeyim. Ekosistemi oluşturan canlıların birbirleri üzerinden beslenmeleri sonucu oluşan karmaşık ilişkiye de besin ağı ismini veriyoruz. Neden besin zinciri yazmadım gençler? Çünkü besin zincirlerini düşündün. Ot, çekirge, kurbağa, yılan. Sonra bu otu koyun yedi, koyunu yılan yedi gibi hepsi bir araya geldiği zaman daha kompleks, daha karmaşık bir ilişki söz konusu olduğu zaman besin ağı ismini veriyoruz. Diğer soruma da geçiyorum. Kalıtımla ilgili bir soru çıktı karşıma diyeyim. Gençler aşağıdaki soy ağacında bir ailedeki bireylerin kan grubu fenotipleri verilmiştir. Buna göre soy ağacında numaralandırılmış bireylerin genotiplerini yazınız. Bu soru için ihtiyacımız yok ama yuvarlakla belirtilenler dişi bireyler olacak. Kareyle belirtilenler de erkek bireyler olacak diyeyim. Gençler yazmaya başlıyorum. Şimdi burası AB kan grubuna sahipse iki tarafı da yazdım dem RH pozitif olduğuna göre büyük R var yanını bilemedim. Buraya baktığımız zaman A kan grubuna sahip AA da olabilir, A0 da olabilir. Yanını bilemedim ama küçük R küçük R olduğunu, negatif olduğu için bildim. Sonra şurayı yazmaya başlıyorum. A kan grubuna sahip yanını bilemedim. Küçük R küçük R olduğunu biliyorum. Hatta burayı birazdan çıkartacağım o baktıklarımla. Önce yazayım, sonra oradan devam edeyim. B olduğunu biliyorum. Yanını bilemedim. Pozitif olduğuna göre büyük R yanını bilemiyorum. Şuraya baktığımız zaman A kan grubuna sahip yanını bilemedim. Büyük R yanını bilemedim. Sıfır olduğuna göre sıfır sıfır olmak zorunda. Negatif olduğuna göre küçük R küçük R olmak zorunda. Şunu yazıyorum. A kan grubuna sahipmiş yanını bilemedim. Küçük R küçük R olmak zorunda. Sıfırsa sıfır sıfır olmak zorunda. Büyük R yanını bilemedim şeklinde. Aslında ailedeki çocuklar, ana, baba diğerlerini yazmamızı sağlayacak. Soy ağaçlarında her zaman aşağıdan yukarıya doğru giderseniz daha iyi çözersiniz diyeyim. Şimdi bakıyorum. 5 ve şunun annesi negatifmiş. Küçük r küçük r olduğuna göre çocuklarına mutlaka neyi vermek zorunda gençler? Küçük r'yi vermek zorunda. Sonra devam ediyorum. AB kan grubuna sahipmiş. Burası da A kan grubuna sahipmiş. Buradan pek bir şey çıkartamayacağım. Neden çıkartamayacağım? Birincisi şunu çıkartabileceğim gençler. Bir kere bu BB olsaydı bunun A kan grubuna sahip çocuğu olamazdı. O zaman bunun ne olması lazım? B0 kan grubuna sahip olması lazım. Haliyle buradan da sıfırın gelmiş olması lazım. Ama bu AA da olabilir, A0 da olabilir. Hemen şuradaki aileye dönüş yapacağım. Şimdi 0 0 küçük r küçük r olduğuna göre sıfırın birini anasından aldığı, birini babasından aldı. Küçük r küçük r olduğuna göre birini anasından aldığı, birini babasından aldı. Bu tarafı yazmaya kalkarsam buradan A'yı aldığına göre buradan mecburen 0'ı almış olacak. Büyük R'yi şuradan aldığına göre buradan mutlaka küçük r'yi almış olacak. Şu çocuğa gelecek olursak da A'yı buradan aldıysa buradan ne kaldı? Sıfır kaldı. Böylelikle tüm aileyi yazabildik. Birinci bireyin genotipi A0 küçük r küçük r'dir. Biz de onu bulduk. İkinci bireyin genotipi 00 büyük R küçük r'dir. 00 büyük R küçük r olduğunu biz de bulduk. Üçüncü bireyin genotipi A0 küçük r küçük r'dir. A0 küçük r küçük r olarak bulduk. Dördüncü bireyin genotipi ne bakıyorum? B0 büyük R, küçük R olarak göstermiş. Büyük R, küçük R, küçük R ise birini buradan aldı, birini buradan aldı. Onu yazmaya atlamışız. Tabii ki büyük R, küçük R olmak zorunda bulduk. Beşinci bireyin genotipi AB, büyük R birey, büyük R'dir. Beşinci bireye baktığım zaman AB olduğunu, büyük R, küçük R olduğunu gördüm. Demek ki beşinci birey bu genotipe sahip olamaz diyeyim. Hemen diğer bir soruma da geçiyorum. Bu soruda renk körlüğü ile ilgili bir soru. Renk körlüğü X kromozomu üzerinde çekinik genle taşınıyordu. X üzeri küçük R hastalık genini ifade ediyordu. Taşıyıcı bir kadın dediğine göre taşıyıcı kadını yazayım. X üzeri büyük R'ye X üzeri küçük R olmak zorunda. Renk körü bir erkekle evlenmiş. Erkeğin renk körü olabilmesi için de X üzeri küçük R'ye Y genotipinde olması gerekiyor. Normal çaprazlamadan hiçbir farkı yok. Bunu tut bununla yaz bunu tut bunu bununla yaz bunu bununla yazacaksın. Bunu da bununla yazmış olacaksın. Yazmaya başladığımız zaman x üzeri büyük R'ye x üzeri küçük R şeklinde olacak. x üzeri büyük R'ye y şeklinde olacak. Şuraya geldim. x üzeri küçük R'ye x üzeri küçük R olacak. x üzeri küçük R'ye y şeklinde. Çocukları meydana gelecek. Hatta her bir çocuğun arasına da şöyle bir tane e, işaret koymuş olayım. Kız çocuklarının renk körü olma ihtimali 1 bölü 2'dir diyor. İfadelerin hangileri kesinlikle doğrudur? Şimdi kız çocuklarına baktığım zaman erkek çocuklarını kapatmış olmam gerekiyor. Ya taşıyıcı oluyorlar ya renk körü oluyorlar. Yani kız çocuklarının renk körü olma ihtimali 2'de 1 yani 1 bölü 2'dir diyebiliriz. Baba renk körlüğü genini annesinden almıştır. Baba renk körü bir bireyse erkek birey Y'yi kimden almak zorunda babadan renk körlüğü genini kimden almak zorunda anneden Y kromozomu babadan Erkek çocuğuna aktarıldığı için X kromozomunu erkek çocukları mutlaka annesinden alıyor. O zaman bu da bizim için doğru. Erkek çocuklarının renk körü olma ihtimali 1 bölü 4'tür diyor. Bu sefer kızları kapatıyorum. Erkek çocuklarına baktığım zaman ya sağlıklı oluyorlar ya da renk körü şeklinde oluyorlar. Erkek çocuklarının renk körü olma ihtimali 1 bölü 2'dir diyeceğiz gençler. Annenin babası renk körüdür diyor. Şimdi anne bakıyorum X üzeri büyük R'yi X üzeri küçük R. Eğer bu küçük R'yi babasından aldıysa babası renk körüdür. Olabilir mi? Olabilir. Ama babası X üzeri büyük R'ye Y annesi de atıyorum X üzeri küçük R'ye küçük R olsa babadan X üzeri büyük R'ye alsa anneden X üzeri küçük R'ye alsa yine taşıyıcı olur mu? Olur. Kesinlik sorusu olduğu için kabul edemedim. Olabilir gençler. O yüzden ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur dediği için cevabımız 1 ve 2 şeklinde oldu diyeyim. Buradan da hemen çok allerli kalıtımla ilgili bir soruya geçiyorum. Diploid bir canlıda bir karakterin kalıtımından sorumlu genler arasında A1'e baskınmış A2'ye o da baskınmış A3'e eş baskınlık varmış A3, A4, A5 arasında. Oluşacak fenotip çeşidi sayısı, genotip çeşidi sayısı, dıt dıt çaprazlama sonucu oluşacak genotip ve fenotip çeşidi sayısı kaçtır diyor. Şimdi ben alternatifleri uzun uzun yazacağım gençler. Çok hallerli kalıtımla ilgili sorabileceği tüm her şey buranın içerisinde var. Aslında biz bunu kısa yoldan da çözebiliyorduk. Genotip çeşidini nasıl buluyordun? N çarpı N artı 1 bölü 2'den buluyordun. N burada allel gen sayısıydı. 1, 2, 3, 4, 5. 5 allel olduğuna göre 5 çarpı 6 bölü 2'den 15 çeşit genotip çıkacak. Birazdan yazacağım. Fenotip çeşidi sayısını nasıl buluyordun? bir kere allergen sayısı kadar olacak. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane olacak. Ama eş baskınlıklar için de aralarda bir şey çıkacak. O yüzden de eş baskınlıkları da için içine dahil ediyorsun. Yani hepsini birlikte işin içerisine dahil ettiğin zaman 5 artı 3'ten şuradan A3 A4 gelecek A4 A5 gelecek A3 A5 de gelecek. Yani 3 tane durum olduğu için 8 diyeyim. Aklınız karışmasın. Şuradaki işaretler gibi düşünme. Yani A3 A4 bir eş baskınlık olacak. Şurada A3 A5 bir eş baskınlık olacak. A4 A5 de bir eş baskınlık olacak. O yüzden 3 ile toplamış oldum. Şimdi yaza yaza dur bakayım. Başka bir renk kalem alayım ama size de görünsün. Soruyu çözmeye başlayayım gençler. Aslında ne yapacağız? A1'in yanına A1 alabilir hocam. A1'in yanına A2 alabilir. A1'in yanına A3 alabilir. A1'in yanına A4 alabilir. A1'in yanına A5 alabilir. sonra A2'nin yanına A2 alabilir. A2'nin yanına A3 alabilir. A2'nin yanına A4 alabilir. A2'nin yanına A5 alabilir. yazıyorum A3'ün yanına A3 aldı. A3'ün yanına A4 aldı. A3'ün yanına A5'i aldı. A4'ün yanına A4'ü alabilir. A4'ün yanına A5'i alabilir. Veya A5'in yanına A5'i alabilir. Ya hocam niye A5'i A4 yazmadık? Yer değiştirseler bir şey fark etmiyor diyeyim gençler. Buradan saymaya kalkarsan 15 çeşit genotip olduğunu zaten görmüş olacaksın. A1 hepsine baskın değil mi? O zaman bunların hepsi kime benzeyecek? A1'e. A2 Bunların hepsine baskın değil mi? O zaman bu grupta kime benzeyecek? A2'ye. Sonra A3 baktığım zaman A3 ile A4'ün arasında eş baskınlık var. O zaman burası A3 A4 ara bir şey çıkacak. A3 ile A5 arasında da eş baskınlık var. O zaman burası da A3'e A5 ara bir şey çıkacak. Şu grup ise komple kime benzeyecek? A3'e benzemiş olacak. Şuna baktığımız zaman kime benzedi gençler? A4'e benzemiş oldu. A4 A5 arasında da eş baskınlık olduğuna göre şurası da A4 A5 arasındaki durumdur. Şu grup ise A5'e benzemiş oldu. A1'e, A2'ye, A3'e, A4'e, A5'e benzeyenler var. 3 tane de eş baskınlık olduğu için 8 cevabını vermiş olduk. Şimdi geliyorum şuradaki soruları nasıl yapacağız? Normal çaprazlamadan hiçbir farkı yok. Ne yapacaksın? A1'e A3 demiş A4'e A5 demiş çaprazlamasını yap diyor. Sen her zamanki klasik bunu bununla yazacağım bunu bununla bunu bununla e, bunu şununla yazacaksın. Hemen yazmaya başlıyorum. A1'e A4 çocukları olabilir hocam. Sonra A1'e A5 şeklinde çocukları olabilir veya A3'e A4 şeklinde olabilir veya A3'e A5 şeklinde olabilir. Soruda verdiği bilgiye bakarak A1'e A4 olduğu zaman kime benzeyecek? A1 baskın olduğuna göre bir kere bu A1'e benzeyecek. A1'e A5 olduğunda A1 hepsine baskın olduğuna göre bu da A1'e benzemiş olacak. A3 A4 arasında eş baskınlık olduğuna göre A3 A4 ara bir şey çıkacak. A3 ile A5 arasında da eş baskınlık olduğuna göre A3'e A5 şeklinde olacak. O zaman bu çaprazlamayı yaptığımız zaman fenotip çeşidine baktığımızda kaç dememiz gerekiyor? 3. A1'e benzeyen var hocam. A3, A4 olan var hocam. A3, A5 olan var. Yani 3 çeşit çıktı. Genotip çeşidine de bakacak olursak hepsi birbirinden farklı olduğuna göre 4 çeşit genotip açığa çıkmıştır diyeceğiz. Çok allerli kalıtımla ilgili bundan farklı sorabileceği herhangi bir soru yok diyeyim gençler. Sonra bir tane de soy ağaçları üzerinden ilerlemiş olayım. Aşağıdaki soy ağacında belirli bir karakteri fenotipinde gösteren bireyler taralı olarak verilmiş. Buna göre bu özellik aşağıdaki genlerden hangisiyle kalıtılıyor olamaz diyor. Şimdi bakıyorum. X'e bağlı çekinik olabilir miyim? Mavi ile denemiş olayım gençler. Bakayım X üzeri küçük R'ye Y olsa. 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 Y'yi buradan alsa burası X üzeri küçük R olsa. Yanı X üzeri büyük R olsa boyamamış. Olabilir mi? Olabilir. Bunun çocuğuna baktığım zaman anneden X üzeri büyük R'ye alsa babadan X üzeri küçük R'yi alsa sıkıntı var mı? Yok. Burası için de aslında şuranın aynısı y'yi buradan almış x üzeri küçük r'yi buradan alsa bu taşıyıcı olsa sıkıntı var mı yok bu tarafa baktığımız zaman da x üzeri büyük r'yi buradan alsa x üzeri küçük r'yi de şuradan alsa x'e bağlı çekinik taşınabilir mi sıkıntı yok. Çünkü bu kız çocuklarına hep x üzeri büyük R'yi verse, buradan da küçük R gelse, buradan x üzeri büyük R, buradan x üzeri küçük R gelse hiçbir sıkıntı yok. Yani x'e bağlı olarak çekinik taşınabilir. Otozomal baskın taşınabilir mi? Otozomal baskın ne demek? Yani ee, büyük A ile taşınması lazım. Vücut kromozomlarında baskın genle taşınması lazım. Bakıyorum bir kere bunun büyük A'lı olması lazım. Bunun büyük A'lı olması lazım. Bunun büyük A'lı, bunun büyük A'lı olması lazım. Diğerlerinin hepsine küçük A ağ, küçük A'yı yapıştırıyor olmamız lazım. Çünkü bunlar da büyük A olsalardı bunları da boyamış olması lazımdı bu aile tutacak mı diye yazmaya çalışıyorum. Küçük A küçük A ağa, küçük A'nın birini buradan alsın birini buradan alsın bu heterozigot olsun sorun var mı yok. Küçük A küçük A birini buradan birini buradan alsın anneden buraya küçük A gelmiş olsun. Bu küçük A küçük A birini buradan alsın otozomal baskın olarak taşınmasında da herhangi bir sıkıntı yok diyeyim gençler. Y'ye bağlı çekinik dediği zaman Y yazmamıza gerek yok baskın veya çekinik olması fark etmez. Baba da var erkek çocuk da var. Baba da var, erkek çocuk da var. Başka erkek çocuk var mı? Yok. O zaman Y'ye bağlı çekinik veya baskın olarak da taşınıyor olabilir. X'e bağlı baskın taşınır mı? Ona bir bakayım. Şu yeşil rengimizle x'e bağlı baskın taşınması için bir kere bunun x üzeri atıyorum büyük a'ya bakayım görünüyor mu görünüyor y şeklinde olması lazım. Y'yi buradan alacağına göre x üzeri büyük a'yı nereden alması lazım? Annesinden alması lazım annesi x üzeri büyük a'yı taşısaydı bunun gibi boyamış olmaları gerekirdi. Baştan gitti soru. Yani x'e bağlı baskın olarak taşınamaz diyeyim gençler. Otozomal çekinikte nasıl bir işlem gerçekleştireceksiniz? Bu sefer de taralı bireyleri küçük a küçük a olarak hayal edeceksiniz. Çekinik taşındığı için. Küçük a küçük a birini buradan alsa birini şuradan alsa bunun yanı büyük a olsa sıkıntı var mı? Yok. Küçük a küçük a birini buradan alsın. Yanı büyük a küçük A olsun sıkıntı yok. Bu büyük A küçük A yazarsam birini buradan birini buradan alsın sıkıntı yok. Yani otozomal çekinik taşınmasıyla da ilgili herhangi bir problem ortaya çıkmadı diyeyim. Gençler tabii ben renk renk yapmaya çalıştım. Siz yaptığınız için daha kolay bir şekilde yaparsınız diyeyim. Geldik buradan da diğer bir sorunuza diyeyim. Gençler aşağıdaki harflerle ve numaralarla verilen ifadeleri eşleştiriniz diyor. Bir türün doğadaki görevine baktığımız zaman bir türün doğadaki görevi aslında onun nesi anlamına gelecekti? Ekolojik nişi anlamına gelecekti. Yani birin haşa gitmesi lazım. Karadeniz'deki hamsiler dediği zaman sınırları belli bir alanda bir tane türden bahsetmiş. O zaman ikinin de tabii ki hangi tanımı olması gerekiyor? Popülasyon tanımı olması gerekiyor. Bulduklarımızın şöyle şuralarını karalayayım aklınız karışmasın gençler. Farklı ekosistemlerin kesişim bölgelerine de ekoton ismini veriyorduk. O zaman üçün de J'ye gitmesi gerekiyor. Tropikal yağmur ormanlarına baktığımız zaman çok büyük ekosistemlerdi. Yani bunlar bizim için birer biyom örneğiydi. Bir alandaki canlılar ve içinde yaşadıkları cansız çevreden bahsediyorsak o zaman da tabii ki ekosistemlerden bahsediyoruz. Beşinde A ya gitmesi gerekiyor. Bitkisel ve hayvansal besinlerle beslenen canlılar yani iki türlü de besleniyorlarmış. Hem otçul hem etçil. Yani omnivor beslenme özelliğine sahiplermiş. Altının da tabii ki B'ye gitmesi gerekiyor. Organik atıkları inorganik maddelere çeviren canlılar ise ekosistemde çok önemli görevleri olan ayrıştırıcı canlılardır. Onun da D'de olduğunu gördüm. Yani 7 de D'ye gitmiş oldu. Organik maddelerden ışık enerjisiyle inorganik maddelerden ışık enerjisiyle organik madde sentezleyebiliyorsa fotosentez yapıyordur. Yani fotoototrof beslenme özelliğine sahiptir. Böcekçil bitki ve Euglena'ya baktığımız zaman da hem ototrof hem heterotrof beslenme özelliğine sahip olduğunu görüyoruz. Karadeniz'deki hayvanlar sınırları belli bir alanda birden fazla türden bahsetmiş. O zaman bu da bizim için tabii ki komünite örneği oldu diyeyim gençler. Hemen bir tane besin zincirli soruma da geçiyorum. Aşağıdaki soruları verilen besin zincirine göre cevaplayınız diyor. Besin zincirindeki canlıların besin piramidindeki trofik düzeylerini yazarak üretici, birincil tüketici, ikinci tüketici, üçüncü tüketici ve ayrıştırıcı olarak gösteriniz diyor. Şimdi baktığımız zaman ekosistemde bir besin piramidi yazacak olsak. Üretici canlının hep en alt basamağa gelmesi gerekiyor. Yani ot buraya gelmiş olacak. Otun bulunduğu kısım birincil trofik düzey olacak. Aynı zamanda ot bizim üretici canlımız olacak. Otu kim yemiş? Çekirge. O zaman çekirgeyi şuraya yazdım gençler. Çekirge de bizim için birinci il tüketici dediğimiz canlı olacak. Aynı zamanda ikinci il trafik düzey dediğimiz düzeyde yayılacak. Çekirgeyi kim yedi? Kurbağa. Kurbağayı da hemen şuraya yazmış oldum. Kurbağa da ikinci il tüketici dediğimiz canlıdır. Kendisi üçüncü il trofik düzeyde yer alır. Onu da kim yemiş? Yılan. Yılanı da en üste yazdım. Kendisi üçüncü il tüketici oldu. Dördüncül il trofik düzeyde yer aldı. Ayrıştırıcılar ekosistemin her basamağında yer aldığı için ayrıştırıcıları da tabii ki piramidin yan kısmına yazmış olduk. Besin zincirlerindeki canlıların biyokütlelerini sütun grafiğinde gösteriniz diyor. Şimdi ayrıştırıcı canlıları sütun grafiğinde göstermeyeceksin. Ama bu besin zincirinde 4 tane canlı yer aldığına göre şöyle gittikçe azalan bir düzey yazmış olsaydım biyo kütlesi en fazla olan canlının kim olması gerekiyordu? Tabii ki ot olması gerekiyordu. En fazla biyo kütleye üretici canlı sahiptir. Otu kim yedi? Çekirge. O zaman buradaki canlı çekirge olacak. Çekirgeyi kim yedi? Kurbağa yemiş oldu. Buraya yazdım en az biyokütleye sahip olan canlının da tabii ki yılan olması gerekiyor diyeyim. Besin zincirinde üreticiden son tüketiciye doğru gidildikçe aşağıda verilenlerin nasıl değiştiğini tabloda tik işareti kolayarak belirleyiniz demiş. Şimdi biyolojik birikime baktığımız zaman besin piramitlerinde aşağıdan yukarıya doğru gidildikçe tabii ki artacak. Mesela ağır gibi ağır metal gibi maddelerden bahsediyorduk otun vücudunda 3 tane civa var. Otuk çekirge 2 tane yediği zaman çekirgede 6 oldu. Kurbağa gitti 3 tane çekirgeye de 18 oldu. Yani yukarıya doğru gidildikçe biyolojik birikim mutlaka artmış olacak. Birey sayısına baktığımız zaman üretici, üreticiden son tüketiciye doğru gidildikçe tabii ki azalacak. Dünyada ee, çok fazla ot mu var, çok fazla çekirge mi var dediğin zaman otun daha fazla olması lazım. Aksi durumunda kıtlık yaşanır. Aktarılan enerji miktarına baktığımız zaman tabii ki azalacak. Vücut büyüklüğüne genellikle kelimesini unutmuyorsun, genellikle artmış olacak kurbağa sayısının artmasının ot, çekirge ve yılan sayısını nasıl etkileyeceğini açıklayınız diyor. Şimdi ben piramidi bir daha bu tarafa alayım. Otu kim yemişti? Çekirge yemişti. Çekirgeyi kim yemişti? Kurbağa. Kurbağayı kim yemişti gençler? Yılanlar yemişti. Bizden ne istiyor soruda? Kurbağa sayısının artması. E kurbağa sayısında bir artış meydana gelirse çekirgeleri çok yiyecekleri için çekirge sayısında azalma meydana gelecek. Çekirge sayısı azaldığı için otların sayısı tabii ki artmış olacak. Yılanlarda nasıl bir değişim olacak? Kurbağaların sayısı artarsa tabii ki yılanların sayısı da artar diyeceğiz. Yani bu artar varsa yılan sayısı da artacak çekirge sayısı azalmış olacak ot sayısında da artış meydana gelecek değil Buradan da hemen son soruma geleyim gençler yanda azot döngüsü gösterilmiş buna göre azot döngüsü ile ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız diyor biyolojik azot fiksasyonu yapan canlılar kimlerdir diyor şimdi biyolojik azot fiksasyonuna baktığımız zaman tabii ki azot gazını yapıya katabilmekten bahsediyoruz. O yüzden de azot fiksasyonu yapabilen canlı atmosferin azotunu toprağa bağlayabilen canlılardır. Bir numaralı canlılar. Kemosentez yapan canlılara en güzel örneğimiz nitrit ve nitrat bakterileriydi. Amonya nitrite önce sonra da nitrata dönüştürüyorduk. Böylelikle toprakta kullanılabilecek hale gelmiş oluyordu. Yani 2 ve 3 numaralı canlılar kemosentez yapan canlılara örnektir. Prokaryot olduğu kesin olan canlılara baktığımız zaman bir kere şuradaki nitrit ve nitrat bakterileri kesinlikle prokaryot hücre yapısına sahip. Havanın serbest azotunu amonya dönüştürüp toprağa bağlayabilen de burada azot fiksasyonu yapan özel bakteriler vardı. Yani bir numaralı da kesinlikle bakteri olmak zorunda. Sonra NO3'ü N2 gazına çevirebilen denitrifikasyon bakterileri vardı. Haliyle denitrifikasyon bakterileri de prokaryot bakteri dediğimiz için 1, 2, 3 ve 4 ile belirttiğimiz canlılar kesinlikle prokaryot. Denitrifikasyon yapan canlı, topraktaki azotu atmosfere verebilen canlıdır. 4 ile gösterilen canlı olacak. Ökaryot olabilecek canlılara baktığımız zaman da tabii ki kalanlar ökaryot olabilir. Yani 5, 6 ve 7 numarayla gösterdiğimiz canlılar ökaryot hücre yapısına sahip olabilir organik atıkları inorganik maddelere dönüştüren canlılar ayrıştırıcı canlılardır. Üretici ve tüketicilerden gelen organik atıkları inorganik maddeye dönüştürenin de 7 numaralı canlı olduğunu gördük diyeyim gençler. Böylelikle tabii ki son sorumu da yapmış olayım. Hepinize yazılınızda çok çok başarılar diliyorum gençler. Ödüllü soruya cevaplarınızı bekliyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın.